Hoş geldiniz değerli misafirler. Sizi gördüğümüze sevindik. Müşterilerimizi mutlu etmek, Rational olarak bizi her gün yeniden motive eden şeydir. Ve bugün de gündemde olan konu tam da bu. Müşterilerimizi mutlu etmek. Bugün burada akıllı teknolojiler için yeni bir ölçüt belirlerken siz de bize eşlik edin. Bu da daha yüksek performans, daha fazla esneklik, daha fazla kolaylık ve böylece elbette daha fazla verimlilik anlamına geliyor. Size çok şey anlatabiliriz. Asistanımla birlikte bugün size dünyanın en akıllı pişirme teknolojisini tanıtmak için buradayım. İşte karşınızda iCombi Pro. Her şey yepyeni. Tamamen yeni bir tasarım. Zamansız bir modernlik. Her mutfağa ve elbette her bir ön alan pişirme ortamına uyum sağlar. Peki ilk olarak göze çarpan şey nedir? Elbette ki ekran. Çok net bir görüntüsü var ve belirgin ölçüde daha büyük. Ancak arka plandaki kullanım konsepti de tamamen yeni ve çok daha kolay. Ayrıca sizi artık 4 akıllı asistan destekliyor. Identity Control, iCooking Suite, iProduction Manager ve iCare System. Bunların neler yapabildiklerini şimdi sırasıyla gözden geçirelim. Identity Control ile başlıyoruz. iCombi Pro ünitesinin yeni akıllı iklim yönetimidir. Neler mi yapıyor? İster inanın ister inanmayın, yeni iCombi ünitemize %50'ye varan oranda daha fazla malzeme doldurabiliriz. Ek olarak yeni iCombi bir önceki modele göre ortalama %10 daha hızlı. Bazı yemeklerde bu oran %30'a kadar çıkabiliyor. Şimdi birlikte cordon bleu hazırlayacağız. Normalde bir 20x1/1 buharlı kombi fırında en çok 10-15 tepsi cordon bleu kızartabilirsiniz. Yoksa bunlar hem çıtır olmaz hem de rengi güzel kızarmaz ve pişirme derecesi de pek eşit olmaz. Ancak bu dönemler artık geride kaldı. Bugün tek seferde 20 tepsi pişireceğiz. Her tepside 8 cordon bleu. Yani 160 cordon bleu. Bu şimdiye kadar 60 adet daha fazla cordon bleu anlamına geliyor. Hatta en büyük modelimiz olan 20x2/1 ünitesinde tek yüklemede 320 cordon bleu hazırlayabilirsiniz. Bu bize yetmeyeceğinden 10x1/1 ünitemizde de orta kıvamda üzerinde harika ızgara desenleri çıkmış 80 adet balık fileto daha yapacağız. Önceki modelin 2 katı hem de %20 daha hızlı. Bu nasıl mı olabilir? Bunu daha iyi anlamak için yeni iCombi Pro ünitemizin içini incelemeniz gerek. İç kısımdaki pişirme kabini iklimini akıllı bir şekilde yönetebilmek için fan çarkı konseptimizi baştan aşağı yeniledik. Öncelikle her pişirme sistemine 10 raf itibariyle fazladan bir fan çarkı yerleştirdik. Dolayısıyla 10 raflı bir iCombi Pro ünitesine artık 2 fan çarkı, 20 raflı her iCombi ünitesine ise 3 fan çarkı entegre edilmiş durumda. Fakat hepsi bu kadarla da sınırlı değil. Fan çarklarının performansı da artık daha yüksek. Akış açısından optimize edilmiş bir geometriye sahipler ve onları tahrik eden motorlar eskisine oranla daha güçlü. Ancak bu teknolojiden daha heyecan verici olan bu teknolojiyle neler yapıldığıdır. Çünkü fan çarkları sadece sıcak havaya ihtiyaç duyulduğunda dönmüyor. Hayır, bunlar akıllı bir şekilde ayarlanıyorlar. Pişirme kabinindeki sensörler sıcak havanın nereye ulaşması gerektiğini tespit ediyor. Fan çarkları da havayı tam olarak bu alanlara yönlendiriyor. En gerideki köşelere varıncaya kadar. Ortaya çıkan sonuçsa daha fazla kalite, daha fazla eşit pişirme oranı ve gıda maddesine daha yüksek bir enerji girişidir. Bu da sizin için sonuç olarak özellikle şu anlama geliyor. Belirgin ölçüde daha kısa pişirme süreleri. İklimi akıllı bir şekilde yönetebilmek için elbette yapmanız gereken tek şey sıcaklığı ayarlamak değil. Bunun yanında nemliliği de kontrol altına almanız gerek. Bu nedenle bütün pişirme sistemlerinde de nem alma performansını maksimize ettik. 20x1/1 ile artık saniyede 105 litre gibi inanılmaz bir miktara çıkardık. Bunu bir de gözümüzde canlandırmamız gerek. Cihazın içinden saniyede 105 litre çekiyoruz. Bu önceki modele kıyasla bir kere daha %50 artış anlamına geliyor. Bunu mümkün kılan Rational Vakum teknolojisiyle ve çok daha büyük çaptaki hava tahliye boruları.
Bu sistem pişirme kabinine kuru hava çekiyor ve nemli havayı dışarı atıyor. Ancak bu şekilde eşit derecede güzel kızarma desenleri, güzelce kızarmış kabuklar ve çıtır çıtır paneler elde edilebilir. Siz sadece gördüklerinize mi inanırsınız? O halde balık filetolarımıza bir kez daha bakalım. 80 fileto sadece 8 dakikada hazır. Birbiriyle aynı oranda pişmiş filetolar. Ne kadar da güzel ızgara desenleri değil mi? Balık filetoların bir de içine bakın. Mükemmel bir şekilde pişmiş. Üstelik de kurumadan. Bu kadar büyük miktarda pişirildiğinde görülmemiş bir kalite. Cordon bleu'lar da tamam. Tekrar hatırlatmak için söylüyorum. 160 adet cordon bleu'yu 15 dakikada pişirdik. Her biri diğeriyle eşit renklenme seviyesinde ve çıtır çıtır. Ve içi de müthiş derecede sulu. Yani bu inanılmaz bir performans. Ve bu sayede de maksimum bir verimlilik. Akıllı iklim yönetimi Identity Control sayesinde ortalama %10 daha hızlıyız ve %50'ye varan oranda daha fazla miktarda yükleyebiliyoruz. Üstelik de zaten son derece iyi olan Safe Cooking Center'la da kıyaslandığında ve yemeklerin kalitesi hakkında sanırım daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Gelelim ikinci asistan sisteme. Kommen wir zum zweiten Assistenten. iCooking Suite, esnek ve akıllı pişirme sistemi. Burada hedefimiz tam da ona ihtiyaç duyduğumuz zaman bize yardımcı olacak akıllı bir asistan geliştirmekti. Yeni kızarma algılaması bunu mümkün hale getiriyor. Bu yemeklerin büyüklüğünün, durumunun ve miktarlarının yanında artık pişirme aşamasında da kızarma durumunu algılayabileceğimiz anlamına gelir. Kulağa sihir gibi geliyor. Aslında bu bilimin ta kendisi. Kızartma, fırında pişirme veya ızgara yapma sırasında Maillard reaksiyonu denilen bir kimyasal kızartma reaksiyonu meydana gelir. Basit bir efekti olan karmaşık bir formül. Bu olgu yemeklerin görünüşünün yanında tadını da değiştirir. Uzun yıllar süren araştırmalar sayesinde bu reaksiyonu akıllı bir yazılım algoritmasına aktarmayı başardık. Abartmış gibi olmayalım ancak bu pişirme araştırmasında bir dönüm noktası. Aniden yıllardır sadece hayalini kurabileceğimiz şeyler mümkün hale geldi. Bütün bunlara şu kuzu butları üzerinden göz atmaya ne dersiniz? Elde etmek istediğim sonucu seçtim bile. Orta derecede kızartma ve içi güzel pembe rengi ve sulu kalsın istiyorum. Pişirme işlemi zaten devam ediyor. iCooking Suite tam hızlı çalışır durumda. Bu sistem yemeklerin büyüklüğünü, durumunu, miktarını ve az önce de öğrendiğimiz gibi kızarma derecesini kontrol altında tutuyor. Bu pişirme kabinindeki sensörlerin kızarma reaksiyonunu kontrol altında tuttuğu anlamına gelir. Her saniye. Böylece iCooking Suite her zaman yapılabilecek müdahalelere en kısa sürede cevap verir. Haydi iCombi Pro'nun aklına biraz meydan okuyalım ve devam eden pişirme sürecine müdahale edelim. Butlar biraz kızarmış bile ama şimdi de onların biraz daha fazla kızarmasını istiyorum. Ayrıca daha hızlı pişmelerini istiyorum. Eskiden bu durumda bütün işlemi yarıda kesmek ve gerisini manuel olarak yapmak zorundaydık. Şimdi ise pişirme sürecine kolayca müdahale ediyoruz. Bunun anlamı, farklı bir kızarma derecesi ve narin pişirme yerine normal pişirmeyi seçiyorum. İşte bu kadar. Gerisini iCombi Pro kendi başına halleder. Ve işin aslı da bu. Sadece sıcaklığı yükseltmek yeterli olmaz. İstenen kızartma derecesini ve kurutmadan pişirme seviyesini elde etmek için iCombi Pro akıllı ızgara özelliği kullanıyor. Yani nemlilik, hava hızı ve zamanı uyarlıyor. Tam otomatik olarak. Peki ya sonuç? Kuzu butlar daha kısa sürede pişerler. Daha fazla kızarırlar. Ve en önemlisi buna rağmen içleri sulu. Artık esnek ve akıllı pişirme teknolojisiyle neyin kastedildiğini daha net anlamış olmalısınız. Artık devam etmekte olan pişirme sürelerine müdahale edebiliyoruz. Ancak bu rational olarak bizim için yeterli değil. Çünkü bundan böyle başka bir işletim moduna da kolayca geçiş yapabileceğiz. Şimdi farz edelim ki kuzu buduna ek olarak başka yemekler de yetiştirmemiz gerekiyor. Her şeyi yarıda kesip yemekleri manuel olarak tamamlamak gerekecekti. Hem de yemek kalitesi açısından tahmin edilmeyecek sonuçlar ortaya çıkabilecekti. Artık işler çok farklı. Çünkü yeni iCooking Suite, akıllı pişirme sistemi artık kolayca başka bir işletim modu olan iProduction Manager'a geçiş yapmanıza imkan sağlıyor. Böylece artık kolayca akıllı bir karışık yükleme yapabiliyoruz. Ve böylece üçüncü asistana da ulaşmış oluyoruz. Ben burada daha önce bir şeyler hazırlamıştım. Pane balık filetolar, pizza, mac ve peynir, ızgara sebze ve ızgara peynir. Ekranda hala kuzu budumuzu görüyoruz.
Şimdi iProduction Manager sistemine, yeni akıllı karışık yüklemeye geçiyoruz. Kuzu budu 5. rafta ve burada geriye kalan pişirme süresini görüyoruz. Üstteki seçim penceresinde şimdi yanına koymak istediğimiz yemekler var. Izgara sebzeleri ilk olarak 2. rafa alıyorum. Renkli olarak işaretlenmiş alanları görüyor musunuz? Bunlar bana yemeklerin birbirleriyle uyumlu olup olmadıklarını gösteriyor. Örneğin şimdi havuçları da buharda pişirmek istersen bunları da içeriye alabilirim. Ama iProduction Manager bunun ancak diğer ürünler tamamlandıktan sonra mümkün olduğunu gösterir. Çünkü buğulamayla kızartma elbette bir anda olmaz. Şimdi kalanları da ekleyelim. İşte o kadar. Hepsi iProduction Manager tarafından otomatik olarak gözetim altında tutuluyor. Elde etmek istediğim yemek kalitesine ulaşabilmem için. Ama bu sadece başlangıçtı. iProduction Manager çok daha fazlasını yapabilir. Onunla seri üretiminizin tamamını planlayabilirsiniz. Burada içerisinde buğulama, kızartma veya ızgara yöntemiyle pişirilmesi gereken ürünler içeren örnek bir üretim planı görüyorsunuz. Bu planı siz dilediğinizce oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Böylece planı dilediğiniz zaman açıp yeniden üretebilirsiniz. Hem kendiniz hem de çalışanlarınız için. Ve desteğe ihtiyacınız olduğunda elbette size yardımcı olacak akıllı bir planlama asistanımız yanınızda olacak. Planlamayı örneğin zaman açısından optimize edebilirsiniz. Bu durumda yemekler otomatik olarak her şey olabildiğince hızlı üretilecek şekilde düzenlenir. Mola vermeden de maksimum seviyede yükleme yapılmış olarak. Zamana göre optimize edilmiş üretimde yemekler, hepsi birlikte belirli bir zamanda tamamlanacak şekilde düzenlenir. Örneğin saat 12'de. Bunun yanında bir de enerji açısından optimize edilmiş üretim var. Burada sizin de tahmin etmiş olduğunuz gibi olabildiğince az enerji tüketilir. Böylece iProduction Manager yemek üretiminizi bir tuşa dokunarak kolayca optimize etmenize yardımcı olur. Bu şekilde iCombi Pro sizi daha önce hiç olmadığı kadar iyi destekler. iProduction Manager size tam da ihtiyacınız olan esnekliği sağlar. Flexibilität, kullanım esnekliği ve pişirme esnekliği. Hatırlayacağınız gibi size en başta 4 asistan sisteminden bahsetmiştim. Yani bir sistemimiz daha var. Ve bu sistem devrim niteliğinde bir yenilik içeriyor. Ultra hızlı temizleme fonksiyonlarıyla akıllı temizleme sistemi iCare System. Mühendislerimiz sadece ve sadece 12 dakika süren bir ara temizlik geliştirmeyi başardı. Yani iCombi Pro bazen çok kirlenip gün içinde temizlenmesi gerektiğinde artık bu hiç sorun değil. Artık temizlik tabletlerini iCombi Pro ünitesine yerleştiriyorsunuz, 12 dakika sonra da işe devam edebiliyorsunuz. Bunun sizin için anlamı şudur, zamanınız daha üretken geçecek, üstelik her gün. Ve biz rational olarak mutfağınızı daha verimli kılmakla yetinmeyerek, aynı zamanda çevreyi de düşündüğümüz için yeni temizleyici tablet tamamen fosfatsız bir yapıya sahip. Bunun yanında su tüketimi de bir önceki modelle karşılaştırıldığında 1/3 oranında. Temizleme sırasındaki elektrik kullanımını %25'e kadar düşürdük. Ve temizleyici kimyasalın kendisi de %50'ye kadar azaltıldı. Bütün bunlar elbette sadece çevre için değil, nihayetinde sizin bütçeniz için de faydalı oluyor. Değerli misafirler, yeni iCombi Pro tüm zamanların en akıllı, en esnek, en verimli ve böylece de en sürdürülebilir rational buharlı kombi fırınıdır. İnsan ve makine arasındaki işbirliğinde yeni bir boyut. Let's drop the baseline.
iCombi Pro'yu detaylı olarak da tanıyabilirsiniz. Bunun için size online olarak daha fazla bilgi edinmek üzere çok sayıda seçenek sunuyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için çok mutlu olduk. Bizi takip etmeye devam edin. Bu henüz başlangıçtı. Önümüzdeki günlerde sizlere daha fazlasını sunuyor olacağız.